Herkese merhabalar efendim. Bugün bir araştırmadan bahsedeceğiz. Zerdeçal'la omeprazol yani mide koruyucu bir ilacın karşılaştırmasını içeren bir araştırma. Hangisi daha etkili? Hazımsızlık üzerine yani dispepsi, tıp dilinde dispepsi diyoruz hazımsızlığa. Dispepsi neleri içerir? Bunun dışında yemekten sonra midenizde şişkinlik olabilir, ağrı olabilir, dolgunluk hissi olabilir. Erken doyma hissi olabilir veya midede yanma veya ekşime olabilir. Fonksiyonel dispepsi diyoruz. Fonksiyonel dispepsi ne demek? Evet, bu tür durumlar varsa karın ağrısı, işte doygunluk, erken doyma hissi, hazımsızlık hissi varsa, bunun sebebi bulunamıyorsa fonksiyonel dispepsi diyoruz. Burada kullanılan iki ilacın araştırmasından bahsedeceğiz. Ama bu araştırmaya geçmeden önce bir takım temel bilgileri de sizlerle paylaşmak isterim. Çünkü yanlış anlamaları da gidermek açısından. Mide asidi zararlı mı önce? Çünkü mide koruyucu ilaçlar deniyor buna. Mide asidinin zararlı olduğuna dair bir kafamızda bir algı var. Hayır, mide asidi zararlı değil. Yani normal durumlarda zararlı değil. Ne zaman zararlı olduğunu birazdan geçeceğiz. Bu anlamda mide asidi proteinlerin sindirimi ve emilmesiyle ilgili bir takım besinlerin yani çinko gibi, demir gibi, C vitamini gibi bir takım vitaminlerin hatta B12 vitamini gibi vitaminlerin emilmesini sağlar mide asidi. O anlamda mide asidini genellikle eğer mide asidi azalırsa midemizde bu tür besinlerin emilimiyle ilgili de sorunlar çıkar. Bunlarla ilgili de konuşacağız. Diğer taraftan mide asidi ağızdan alınan ve mideye geçen mikropların öldürülmesi açısından da önemlidir. İşte diyelim ki çok fazla mide enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsunuz, ishal oluyorsunuz. Bu anlamda mide asidinin de azaldığına dikkat çekmek gerekir. Bu araştırma fonksiyonel dispepsi yani mide normalde dispepsi dediğimiz hadise gastroözefagüel reflü dediğimiz reflü hastalığından veya gastrit gibi bir takım hastalıklardan da dispepsi kaynaklanır. Fonksiyonel dispepsi dediğimiz bunların dışındaki hadiseler. Araştırma ne zaman yapılmış? Birkaç gün önce yayınlandı. Önemli bir dergide BMJ diye bir dergimiz var bizim büyük bir dergimiz. Onun kanıta dayalı tıp dergisinde yayınlandı. Omeprazol şimdi mide koruyucu PPI'lar diyoruz biz bunlara. Proton pompa inhibitörleri. Bunlar çok güçlü mide asidini azaltan ilaçlar. Şimdi bu tür hazımsızlık şikayetiyle gittiğinizde birinci basamak işte aile hekimlerinize gittiğinizde genelde birçok insan bunu farklı yöntemlerle işte buzdolabında ne varsa ilaç varsa onlardan çözmeye çalışıyor. Veya bunlarla ilgili bu hazımsızlık şikayetiyle doktora gittiğinizde PPI yazabilir size veya işte midenizi koruyucu bir diyet önerebilir. Ama genellikle biz kendi ev halimizde evde bulduğumuz ilaçlarla bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu araştırmada da çünkü omeprazol yani PPI'larda bu fonksiyonel dispepside hazımsızlıkta çok sık kullanılan ilaçlar bunların zararlarına da bakacağız. Yani uzun süre kullanımını da problem yarattığı problemleri de konuşacağız. Ama zerdeçalın içinde kurkumin etken maddesi var. Bu etken madde buna nasıl etki etmiş onu da göreceğiz. Ama zerdeçalı şöyle bir değerlendirelim. Çünkü en fazla en çok kullanılan baharatlardan bir tanesi. Hatta ilaç yerine konuluyor kendisi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani herhangi bir besin maddesi çok fazla alındığında karaciğere, böbreklere birçok zararı olabilir. O yüzden bunları doktor kontrolünde, yani doktorun vereceği ölçüde kullanmak lazım. Belki bu araştırmada doktor arkadaşlara da bir rehber olabilir. Çünkü ne kadar kullanılacağı da yazılmış. Onun dışında kurkumin takviyeleri işte osteoartrit için kullanılabilir. Tip 2 diyabette
insülin direncinin kırılması için kullanılabilir. Birçok araştırma bunlarla ilgili zaten yapılıyor. Bu arada zerdeçalın köklerinin satın alınması lazım. Yani onun köklerinin satın alınıp öğütülüp öylece yemeğe konulması lazım. Çünkü bildiğiniz gibi her bitkinin işte kökü var, sapı var, çiçeği var. Onlarla ilgili de bu ayrıntıyı da sizle paylaşalım. Normalde de zaten zerdeçal hazımsızlıkta kullanılan bir baharat türü diyelim. Mide asidini azaltmak için kullanılıyor. Bu çalışmada da omeprazolla, yani bir PPI ile karşılaştırılmış, hangisi etkili diye. Şimdi çalışma işte 56 günlük bir çalışma. Omeprazol ne kadar verilmiş? Şimdi bu 3 gruba ayrılmış. Şekilde de gördüğünüz gibi 3 gruba ayrılan bu 206 kişilik çalışmada birinci gruba günde bir kez 20 mg omeprazol verilmiş. Başka bir ikinci gruba günde 4 kez 250 mg'lık 2 kapsül halinde kurkumin verilmiş. Bir diğerine de üçüncü gruba da her ikisi birden verilmiş. En üstteki mavi ile olan yer işte ikisinin birlikte hem kurkuminin hem omeprazolun alındığı grup. Burada da mide şikayetleri ile ilgili bir skorlama var. Bu skorlamada ne kadar azaldığı tespit edilmiş. Yani burada gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı olan, yani kurkumin ve omeprazolun etkileri aynı. Hem kurkumini hem omeprazolu alanlarda şikayetlerin daha iyi, daha çok azaldığı da tespit edilmiş. Buradan da anlıyoruz ki sadece, çünkü PPI'ların birazdan zararlarını göreceğiz. Eğer midede hazımsızlık çekiyorsanız ve bunun belirli bir sebebi yoksa, yani fonksiyonel dispepsi ise, bu söylediğimiz ölçülerde kurkumin veya işte zerdeçal kullanılabilir. Çünkü bu araştırmanın sonuçlarında yan etkilerin kurkuminde çok nadir görüldüğü ve önemli bir yan etkisi olmadığı gösterilmiş. Peki biz neden kurkumini değil, yani kurkumini söylüyoruz da PPI'ları söylemiyoruz, proton pompa inhibitörleri de? Çünkü proton pompa inhibitörlerinin uzun süre kullanımında sıkıntılar oluyor. Nasıl sıkıntılar oluyor? Bunlar mide asidini güçlü bir şekilde azaltan ilaçlar. Mide asidi azaldığında bir kere başta B12 vitamini olmak üzere, C vitamini olmak üzere, kalsiyum, magnezyum olmak üzere hayati minerallerimizin emilimi azaltıyor. Bunların bildiğiniz gibi bir kısmı mideden emiliyor. Bu mineraller ve vitaminlerin emilimi azalıyor. Herkeste yorgunluk var, herkeste magnezyum eksikliği falan gibi var. Ama bu magnezyumu veya işte o takviyeleri kullanmadan önce normal beslenmemize geçip mide asidinin de ortalama bir seviyeye, yani doğal seviyesine çekilmesi lazım. Hamilelerde özellikle bazen PPI kullanımı var. Hamilelerde PPI kullanımının konjenital malformasyon, yani çocuğun, bebeğin malforme bir halde doğması, doğumsal problemlerle doğması mümkün. Bu tür endişeler var. Bunun dışında polip gibi kansere kadar ilerleyen polipler tarzında uzun süreli PPI kullanımında bu tür problemlerin de olduğunu belirtelim. Diğer taraftan bu PPI'lar dediğimiz kuvvetlice mide asidini azalttığı için enfeksiyonlara da açık hale geliyor. Bu da mide, çok fazla mide enfeksiyonu geçirmenize veya işte bağırsak enfeksiyonu, çünkü mideden bağırsaklara geçtiğinde bakteriler, virüsler, onların da problemli hale gelmesine ve daha fazla hastalanmanıza sebep oluyor. Diğer taraftan peki ne kadar kullanılmalı bu PPI'lar? Kısa süreli kullanımı duodenal ülser, gastrit ve reflü hastalığında 4 ila 6 hafta, 8 hafta en fazla kullanılabilir. Uzun süre kullanımını kesmek lazım çünkü mide asidini azaltıyor. Ama bazı durumlarda, yani yarar zararla ilgili bir risk değerlendirmesi bu doktorun şeyine kalmış, tercihine kalmış. Mesela şiddetli reflü veya Zollinger en son sendromu dediğimiz hadiselerde uzun süreli kullanılabilir. Barrett özofagüsü dediğimiz mide asidinin yemek borusunun altını tamamen
problemli hale getirdiği Barrett özofagusunda kullanılabilir veya kronik olarak işte aspirin tarzı non-steroid antiinflamatuvar dediğimiz ilaçlar. Bunlar da mideyi tamamen işte oradaki mukus salgılar, o mukus tabakasını bozan ve midenin delinmesine neredeyse yol açabilecek ilaçlardır. Bu tür durumlarda PPI kullanılabilir. Sonuç olarak söylediğimiz gibi eğer hazımsızlık şikayetiniz varsa ben en azından bu araştırmanın sonuçlarına göre zerdeçal almanızı, diğer omeprazol alacaksanız veya PPI alacaksanız da eğer çok şey yapıyorsanız, çok bu sizi rahatsız ediyorsa onu kullanabilirsiniz ama zerdeçalı öneririm diyorum. Yine gördüğünüz gibi bizim işte sadece ilaçlar kullanalım falan gibi değil, insan sağlığına yararlı olan her şeyi burada aktarmaya çalışıyoruz efendim. Sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.